Herkese merhaba, ben Semih. En yakınınız sizden çok önemli bir şey saklasa bunu öğrenmeye çalışır mıydınız? Unutmayın ki öğrendiğiniz veya karşılaştığınız sonuçlar hayatınızın geri kalanını berbat edebilir. Size bir Reddit kullanıcısının başına gelen dehşet verici olayı anlatacağım. Bu arada Spotify'a yüklediğim Korku Sarmalı Podcast çok hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerin sayesinde bu tarz şeyleri seven daha fazla kişiye ulaşabilmeyi başarıyorum artık. Ve aynı zamanda eğer ki hikayeleri Spotify üzerinden dinliyorsanız YouTube Ayı Paşa kanalımda Korku Sarmalı hikayelerinin videolu haline ve daha farklı içeriklere ulaşabilirsiniz. Ve YouTube kanalıma abone olursanız bana en büyük desteği böyle sağlamış olursunuz. Ve aynı zamanda Spotify ve YouTube üzerinde arkadaşlarımla yaptığımız komedi içerikli Aynen Podcast'te açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Hadi hikayeye geçelim. Samantha bana bundan 3. randevumuzda bahsetmişti. Onu öpmek için hamlemi yaptığımda kanepesinde film izliyorduk. Elini yüzümün önüne çarptı ve beni engelledi. "Bilmen gereken bir şey var," dedi. "Kendimi hazırladım. İşte geliyor. Bir ilişkiye hazır değilim. Seninle bir ilgisi yok." Tabii. Bu kesinlikle duymak isteyeceğim son şeydi. Çünkü zaten onun için deli oluyordum. "Tamam," dedim. "Benim çıkarılabilir bir yüzüm var," dedi. Bu yeni öğrendiğim bir şeydi. "Şimdikinin neyi var?" diyerek gülmek üzereydim ama yüzünde ölümcül derecede ciddi bir ifade vardı. "Çıkarılabilir bir yüzüm var." "Bu bir metafor falan mı?" dedim. "Hayır. Yüzüm kelimenin tam anlamıyla çıkarılabilir. Yakından bakmak ister misin?" Çenesini kaldırdı ve parmağıyla çenesinin çizgisini takip etti. "Bak, dikişi görebilirsin." Baş döndürücü bir andı. Boynunun ne kadar güzel olduğunu hayran kaldıktan sonra incelemek için eğildim. Görmesi çok zordu ama yüzünden boğazına biraz doğal olmayan bir geçiş varmış gibi görünüyordu. Beynime bir düzine sorum hücum ederken başım daha da döndü. Tam bu sırada Samantha "neden, nasıl ya da buna benzer bir şey sorma zahmetine girme" dedi. "Bunu sana söyleyemem. Eğer bu bir sorun olacaksa şimdiden gidebilirsin. Bunu bilmene izin veriyorum. Çünkü senden hoşlanıyorum ve bir sonraki adımları atmak istiyorum. Ama bu pazarlık konusu değil." "Tamam," dedim ne olduğundan emin olmadan. "Problem değil. Ne olmuş? Çıkarılabilir bir yüzün var işte. Kimin umurunda? Bence güzel görünüyor." "Bir şey daha var. Günde bir kez, genellikle akşamları, yüzü temizlemem ve içini dezenfekte etmem gerekiyor. Yapmazsam çürür. Bugünümün nasıl geçtiğine bağlı olarak yaklaşık bir saat sürer. Bu süre zarfında asla gerçek yüzüme bakmamalısın. Asla. Anlıyor musun?" Evet, anladım. Bunu sorma. Kendi gerçek yüzüne bakma." "Tamamdır, anladım." Samantha ayağa kalktı. "Şimdi banyoya gidip yüzümü temizleyeceğim. Bu sana söylediklerim hakkında düşünmen için bolca zaman verecek. İşim bittiğinde burada olursan bu harika. Bunu isterim. Ama eğer gidersen bunu da anlarım." Döndü ve yatak odasına girdi. Banyo kapısının kapanma sesini duyduğumda şaşkın bir sessizlik içinde oturdum. Bu konuyu ciddi ciddi düşündüm. Bunun bir tür şaka olması mümkündü. Bunun bir yanılsama olması mümkündü. Bunun doğru olması mümkün müydü? Bir oyuncunun yüzünü film makyajıyla dönüştürmek kesinlikle mümkündü. Bu yüzden Samantha'nın her gün çıkarılabilir bir yüz takmasının mümkün olduğunu varsaydım. Belki de etinin parçalandığı korkunç bir kaza geçirmişti. Belki yüzü asitle eritilmiş, ateşte yanmış ya da derisi ağır makinelerle kesilmişti. Bu olsaydı asla bilemezdim. Çünkü bana asla söylemezdi ve ben de asla görmezdim. Çürüyen, ham, çıplak, kaslı bir yüz hayal ettim. Öptüğüm şey buysa onu öpebilir miydim? Ama hepimiz derinin altında öyle değil miydik? Sadece kas, kemik, kan ve yumuşacık organlar. Elimi saçlarımın arasında geçirerek oturma odasında dolaştım. Samantha'yı çok severdim. Zekiydi, komikti ve güzeldi. Ama bu güzellik gerçek miydi? Yani sayılır mı? Gerçek olup olmaması önemli miydi? Ben endişelenirken bile yüzeysel miydim? Banyodan çıktığında ben hala oradaydım. Yüzüne baktım ve bana gülümsedi. Ve ben aşık oldum. Çıktık, birlikte yaşadık, evlenmeye karar verdik. Çoğunlukla birbirine aşık iki gencin tipik bir ilişkisi olan, birlikte hayal kuran, tamamen normal bir ilişkiydi. Gün boyunca yüzü tamamen unutmak kolaydı. Yeterince doğal görünüyordu. Ve yalnızca belirli konumlarda, belirli ışıklarda doğal olmadığına dair herhangi bir belirti yoktu. Ama her gece aynıydı. Samantha kendini banyoya kapatırdı. Bazen bir saat, bazen iki saat.
ve yüzünün içini temizlerdi. Merak beni hiç bırakmadı. Orada oturur ve yüzünün altında ne olduğunu merak ederdim. Birkaç kez gözetlemeye çalıştım ama asla yapamadım. Zaman zaman ona bunu sordum. Ne olduğu hakkında, çıkarılabilir yüzün bu kadar gerçekçi görünmesinin nasıl mümkün olduğu hakkında, altında gerçekten nasıl göründüğü hakkında. Onu bana göstermesi için ikna etmeye çalıştım. Ne olursa olsun onu sevdiğime ve gerçek yüzünün nasıl göründüğünün umurumda olmadığına dair güvence verdim. Sadece merak ettim. Hepsi bu. Bana hiç göstermedi ya da arkasındaki hikayeyi anlatmadı. Bana kızmadı. Yani gerçekten onun canını sıkmadığım sürece. Sadece omuz silkip, görmemen gerektiğini biliyorsun, bunu sana söylemeyeceğimi de biliyorsun, derdi. Samantha'nın çıkarılabilir yüzünden kimseye bahsetmedim. Benden yapmamamı istediğinden değil, bunun kimseyi ilgilendirdiğini düşünmediğimden. Ama bir kere dışarıda birine söyledim. Bekarlığa veda partim sırasındaydı. Big Star'da birkaç kulübe kiralamıştık. Geceyi içerek ve birkaç farklı şey daha içerek geçirmiştik. Arkadaşım Chris'le görkemli kayalıkların üzerinde durup kayalara çarpan Pasifik dalgalarına bakarken diğer herkes bayılmıştı ve güneş arkamızda yavaş yavaş yükseliyordu. Chris benim en iyi arkadaşımdı. Bir erkek kardeş kadar yakındı. Birlikte büyümüş, üniversitede sık sık birbirimizi ziyaret etmiş ve yazları birlikte geçirmiştik. Üniversiteden sonra farklı şehirlere taşınmıştık ama yakın temasta kalmıştık. Kayalıkların üzerinde dururken Chris'e Samantha'nın çıkarılabilir yüzünden bahsettim. Önce şaka yaptığımı sandı. Sonra çoğunu cevaplayamadığım binlerce sorusu vardı. Altında ne var? Bilmiyorum dostum, bilmiyorum. Bilmemek seni çıldırtmıyor mu? Omuz silktim. Bilmediğim çok şey var. Nasıl hesap yapacağımı bilmiyorum ve öldüğümüzde ne olacağını bilmiyorum. Ama dostum, o senin karın olmak üzere. Ve onun neye benzediğini bile bilmiyorsun. Demek istediğim, bir göz atmalısın. Mesela banyoya bir kamera kurabilirsin. Bunu burada yapıyor değil mi? Bir kamera kur ve bir bak. Sonra anlarsın. İç çektim. Evet, beni deli ediyor. Ona milyonlarca kez sordum. Ama bana asla bakamayacağımı söyledi. Hoşuma gitmese de buna saygı duymalıyım dostum. Bu bir aşk. Chris güldü. Bana bir kadına saygı duymamı mı söylüyorsun? Chris geçen hafta iş için şehre geldi. Ve hafta sonunu bizim evde geçirmeyi planladı. Big Star'daki konuşma 4 yıl önce olmuştu. Ve o zamandan beri Samantha'nın çıkarılabilir yüzü hakkında konuşmamıştık. Ülkenin farklı yerlerinde bile olsak sürekli görüşmemize ve birbirimizi görmemize rağmen. Cumartesi akşamı oldu. İşten bir mesaj aldığımda arka bahçede tembel tembel uzanıyorduk. Bira içiyorduk. Biraz ızgara bifteğini yeni bitirmiştik. Lanet olsun diye inledim. Bir iş görüşmesi yapmam gerekiyor. Cidden mi? Dedi Samantha yapma kaşını kaldırarak. Cumartesi gecesi mi? ''Bebeğim, bu en büyük müşterim. Üzgünüm.'' ''Sanırım öyle.'' dedi karım. ''Ben içeri girip üzerimi temizleyeceğim Chris. Biraz tek takılsan sorun olur mu?'' Chris gülümsedi. ''İyi olacağım, merak etmeyin. Biramı aldım. Bahçende biçmek için bir sürü yabani ot var. Tanrı biliyor ki senin tembel kocan bunu yapmayacak. Bu domatesler burada boğularak ölüyor dostum. Bu bir trajedi.'' Gözlerimi devirdim ve aramamı yapmak için yan bahçeye gittim. 15 dakika sonra içeriden çığlıkları duydum. Hem en iyi arkadaşım hem de karım dehşet içinde ağlıyorlardı. Telefonu düşürdüm ve eve koştum. Ve koridordan aşağı yatak odamıza koştum. Açık kapıdan ebeveyn banyosunun kapısının da açık olduğunu görebiliyordum. ''İçeri gelme!'' diye bağırdı Samantha. ''Yüzüm yok, ambulansı çağırın. Baktı, aman tanrım bana baktı.'' Sesi çaresiz ve gerçekten dehşete düşmüş gibiydi. Bu beni çaresiz bıraktı ve aynı zamanda dehşete düşürdü. Banyoya koşmak istedim. Aniden Samantha'nın gerçek yüzüne bakmamamı kibir duygusuyla değil, kendi güvenliğim için istediğini anladım. Chris sendeleyerek banyodan çıktı. Özel kilidi açmak için kullandığı düzenlenmiş bir ataş tutuyordu. Şimdi tekrar tekrar gözlerine saplıyordu. Saçma sapan bağırıyordu. Açıkça deliliğin derinliklerindeydi ve kendini sakatladığını görmek midemi bulandırdı. ''Lanet olası bir ambulans çağırın!'' diye bağırdı karım. ''Buraya gelme! Baktı!'' Arkamı döndüm ve telefonumun yeni biçilmiş çimenlerin arasında durduğu yan bahçeye koştum. Müvekkilim hala hattaydı. Paniğe kapılmıştı. Neler olduğunu, tüm çığlıkların ne olduğunu soruyordu. Telefonu kapattım ve 911'i aradım. Sağlık görevlileri geldiğinde Chris koridorda nöbet geçiriyordu. Samantha hıçkıra hıçkıra başını okşuyordu. Yüzü takılıydı ama aceleyle yapılmıştı. Ve her şey biraz kötü görünüyordu. Geçen hafta dünyam karanlıktı.
En iyi arkadaşım intihar gözetimi altında bir psikiyatri hastanesinde. Şiddetli gevezelik manisine kaydığı zamanlar dışında tamamen kör ve çoğunlukla katatoniktir. Doktorlar durumun geçici olduğu konusunda iyimserler. Ancak buna neyin sebep olduğu ile ilgili gerçeği bilmiyorlar. Çünkü sağlık görevlisine Chris'in yüksek dozda madde kullandığını ve psikoza düştüğünü söyledim. Olanlar hakkında gerçeği söylemek için iyi bir neden göremedim. Karımın gerçek yüzüne bakmanın birini delirteceğini kim inanır? En iyi ihtimalle uzun bir araştırmanın konusu oluruz. En kötü ihtimalle Samantha'nın yüzünü birine göstererek söylediğimizin doğru olduğunu kanıtlamak zorunda kalırdık. Sonra yine aynı şey olacaktı. Peki ya sonra? Hiçbir fikrim yoktu ve öğrenmekle de ilgilenmiyordum. Samantha'ya gelince, reddetmenin sonuçları ne olursa olsun, gerçek yüzünü kimseye göstermeye asla razı olmayacağını biliyordum. Polisten hikayemi doğrulamamı isteyen bir takip telefonu aldım. Hastane Chris'in kanında hiçbir madde izine rastlamadı. Sonunda saçını test ederlerse muhtemelen başım büyük bir belaya girecek. Ama bu gerçekten endişelerimin en küçüğü. Samantha kendi halindedir. O kadar düzenli olmasa da yüzünün içini temizlemeye devam ediyor. Ve tekrar taktığında artık hep eğri oluyor. Hafiften korkmaya başlıyor. Onun hatası olmadığına dair onu teselli etmeye çalıştım. Biliyordu, dedim. Ona kimsenin bakmasına izin vermediğini söyledim. Biliyordu ve sonra zorla banyoya girdi. Bu senin suçun değil bebeğim. Lütfen benimle konuş. Benden değil mi? Lanet yüzüme bir bakış insanları deli mi ediyor? Lütfen. Sadece biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Bana gelince, onu bir arada tutmak için elimden geleni yapıyorum. Yine de garip olan ne biliyor musun? Chris'in başına gelenlere rağmen, karımın gerçek yüzünün nasıl göründüğünü merak etmeye devam ediyorum. Her zamankinden daha meraklı. Gerçekten. Video ve olay hakkındaki görüşlerinizi veya önerilerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bana destek olmak için kanalıma abone olmanız ve videoyu beğenmeniz fazlasıyla yeterli. Bir sonraki görüşmemize dek kendinize çok dikkat edin.